Buradaki her gördüğünüz ürün aslında Türkiye'nin farklı bölgelerinden, farklı kooperatifler vasıtasıyla çiftçilerden aldığımız ürünler. Bir kısmını ifade ettim. Bizim kendi tesislerimiz var, kendi tesislerimizi işliyoruz. Bir kısmını aşağı yukarı şu anda 60 kadar tedarikçimiz var. Ki fason üretmiyoruz ama ona biz klasik anlamda da fason demiyoruz. Ya çünkü mesela burada raflarda gördüğünüz makarnanın ana ham maddesi makarnalı buğdayı gene biz alıyoruz. Süt ürünleri mesela, süt ürünlerinde 14 farklı firmayla çalışıyoruz ama süt ürünlerinin ana ham maddesi olan sütü çiftçiden yetiştireceğim biz alıyoruz. Dolayısıyla burada kolektif bir çalışma var. Bir tarafta üreticilerimiz var. Ondan sonra bizim kendi tesislerimizde sanayicilerimiz var. Ve nihayetinde de burada tüketicimize ulaşan, tüketicimize kadar ulaşan bir süreçten bahsediyoruz burada. Dolayısıyla aşağı yukarı gıda ürünlerinin tamamına yakında bu geçişle birlikte çiftçiden başlayıp tüketiciye kadar ki süreçte tüm aşamaları kontrol edecek bir sistemle bu çalışmaları yapıyoruz. Ama marketlere girdiğiniz zaman yaklaşık 1100 çeşit burada ürün var. Bu ürünlerin içinde elbette gıda dışı ürünler de var. Çocuk bezi olmak üzere veya diğer deterjan gibi ürünler. Ama onun dışında ya bizim veya bizim gibi kooperatifleri veya birlikleri, kadın kooperatifleri, kadın girişimcilerin ürünleri var burada. Üretici ile tüketici arasındaki gereksiz fiyat artışlarına sebep olan o aracıların sayısını mümkün olduğu kadar azaltma hedefindeyiz. Burada aslında sadece kendimiz açısından da değil, yani piyasada şu anda diğer marketlere de bunu öneriyoruz. Diğer sanayiciye de bunu öneriyoruz. Mesela şu anda Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri olarak bizim Türkiye Makarna Sanayiciler Derneği'nin bir protokolümüz var ve onlara diyoruz ki, onlar bize diyorlar ki bizim ihtiyacımız olan makarna buğdayı siz bizim adımıza üreticilerden alır mısınız? Şimdi ona başladık. Aynı şekilde Meyve Suyu Sanayicileri Derneği ile bir protokol yaptık. Geçtiğimiz sene 5 meyve suyu ham maddesi meyveyi biz aldık. Meyve Suyu Sanayicilerine verdik. Dolayısıyla o aradaki gereksiz fiyat artışlarına sebep olan o aracıları minimize etmek noktasında bir sorumluluğumuz var tabii. Genel anlamda o yöreye özgü ürünler varsa onları tüm Türkiye pazarına taşıma noktasında bir hedefimiz de var. Yani bu Bilecik olabilir. Başka zaten bakarsanız başka illerden de burada ürünler var. Mesela yan tarafta Erzincan balı var. O bölgeden getirdiğimiz. Başka bir yerde işte kurutmalar var. Doğu Güneydoğu bölgesinden gelen. Yani Bilecik'imizi ve Türk Bilecik dışındaki özellikle marka tescili almış olan yerel ürünleri de ulusal pazara taşıma noktasında bir çalışmamız var. Bunu da inşallah geliştireceğiz. Nerede şey ofisi var? Başka bir ofisi var ya. Görmüşsünüz.